Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu video serimizde API güvenliği konusunu işleyeceğiz. Bir API CTF'i çözeceğiz. 10 aşamadan oluşuyor. Oldukça uzun bir video serisi olacak. Aslında burada yapacağımız işler web sızma testleri ve bug bounty eğitimini ya da mobil etik hackerlık -e eğitimini ilgilendiriyor. Çünkü API'ler içerisinde olabilecek güvenlik açıkları hem mobil uygulamalarda hem web tarafında bize problemler oluşturabiliyor. O yüzden zaten ben bu video serisini bu eğitimlerin içerisine çoktan ekledim. Eğer ki o eğitimleri daha önce aldıysanız bu bölümleri izlemiş olabilirsiniz. Eğer almadıysanız hani bir bu da sizin için bir fırsat olur. Çok bu konuya talep geldiği için, bu konuyu merak eden arkadaşlarımız olduğu için YouTube'a da koymak istedim. Ama şunu söylemem gerekiyor. Zaten bunları anlayabilmek için web sızma testleri eğitiminde özellikle çok fazla değindiğimiz Burp Suite konusunu, Burp Suite aracının kullanımını bilmeniz gerekiyor yoksa anlamayabilirsiniz. Ya da daha önceden tabii ki kendi başınıza hani siber güvenlik bilginiz varsa, bir etik hackerlık bilginiz varsa, da zaten bu işlerle uğraşıyorsanız belki de direkt o yüzden buraya gelmişsinizdir. Eğer Burp Suite kullanımını biliyorsanız Birazdan anlatacaklarımla ilgili herhangi bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Eğer bilmediğiniz terimler veya başka şeyler varsa dediğim gibi web sızma testleri ve bug bounty eğitimini ya da mobil etik hackerlık eğitimini almanızı tavsiye ediyorum mutlaka. Ama belki de birazdan videolar çok işinize yarar. Umarım faydalı olur. Şunu söylemem gerekiyor. Bu çözeceğimiz CTF bir yerde hazır değil. Kendi sunucumuzu kuracağız. Bu sunucu içerisinde tamamen canlı bir şekilde kendi sunucumuza saldırılar yapacağız. O sebeple de bu sunucunun nasıl kurulacağını da göstereceğim. Bunu ben DigitalOcean'da kuracağım. Normalde ücretli bir servis. Sizin hani bir kredi alabilmeniz için bu 25 dolardan 100 dolara kadar değişebiliyor. Ücretsiz bir kupon kodu paylaşacağım. Ama kredi kartı bilgilerini falan istiyor DigitalOcean. Hani e, mutlaka bir vermeniz gerekiyor hatta 1 dolarlık çekimler yapıyor test çekimleri sonra iade de ediyor ama yani Bu tarz farklı e, Şeyleri de var dezavantajları da de var o yüzden bazen Bunu yapmak istemeyebilirsiniz hiç problem değil Kendi sunucunuz vardır oraya kurabilirsiniz Lokalde çalıştırmayı deneyebilirsiniz ama DigitalOcean'da sorunsuz çalıştığı için ve hani bu ücretsiz kredi olayı olduğu için ben orada deneyeceğim için DigitalOcean'la da bir alakam yoktur tamamen. Hani eğitimlerde öğrencilere faydası olsun diye o kredi linkini aldım o kadar. O sebeple istediğiniz yerde kurulumu yapabilirsiniz ve test edebilirsiniz. Onun dışında da başka bir şey yok. Eğer bu kurulumu falan yapmak istemiyorsanız izleyip not alabilirsiniz. API güvenliği her zaman çok önemlidir. Bug bounty için de önemlidir. Eğer ki firmalar size bunu test etmenize izin veriyorsa güzel bug'lar yakalayabilirsiniz. Güzel oradan bounty'ler, ödüller alabilirsiniz açıkçası. O sebeple umarım faydalı olur. Burada duruyorum eğer hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi bu bölüm itibariyle API ya da API güvenliği üzerine konuşacağız. API'ler güvenli mi? Güvensizse buradaki açıkları nasıl bulabiliriz? Bunlardan nasıl bug bounty e, ücretleri kazanabiliriz? Daha güvenli web siteleri ve mobil uygulamalar nasıl yapabiliriz? Biraz bunun üstüne konuşacağız. Şimdi başlamadan şunu belirtmek istiyorum. Bu hem web sızma testlerini ilgilendiriyor bu konu apiler hem de mobil uygulamaları ilgilendiriyor çünkü genelde bir portal bir işte hem uygulama hem web uygulaması vesaire yapılırken hep aynı API'ler kullanır yani bir tane yaparsınız web sitesi için de bunu kullanırsınız telefon için de bunu kullanırsınız aynı olmasa bile zaten yine aynı sunucu ve aynı sistem üzerinde olacağı için her halükarda hani API'lerin güvenliği web sitelerinin güvenliğini de mobil uygulamaların güvenliğini de ilgilendiriyor. Şimdi bu bölümü çekerken de şunu düşündüm ya benim hem web sızma testleri eğitimim var hem de mobil uygulama üzerine mobil güvenlik üzerine eğitimim var hangisinde olması gerekiyor diye ikisinde de olması gerekiyor o sebeple bu bölüm her iki eğitimde de eklenecek arkadaşlar eğer bir tanesini de izlediyseniz diğerinde de izlemenize gerek yok. Hatta ve hatta bu çok önemli bir konu olduğu için YouTube'da da yayınlamayı düşünüyoruz. Şimdi bütün bunları neden yapıyoruz? Öncelikle bu bölüme kadar geldiyseniz muhtemelen API ne demek? API ne demek? biliyor olmalısınız. Fakat bilmiyorsanız hemen çok kısa bahsedelim. API dediğimiz şey burada gösterdiğim orada bu GitHub'da gösterdiğim WAPI yazan şey vulnerable API yani içinde açıklar bulunduran apiler. Ee, bunun üzerine bir CTF hazırlanmış, bunu çözeceğiz beraber buradaki e, açıkları vesaire bulacağız. Ama API dediğimiz şu şekilde API şeklinde yazdığımız olay ise application programming interface yani programlama uygulama programlama arayüzü şeklinde geçiyor ve örneğin bir sunucunuz var sunucu üzerinde yazdığınız kodlarla herhangi bir istek yapıldığında yani o URL'ye bir istek atıldığında mesela browser'dan girildiğinde diyelim size bir cevap döndürüyor aynı web sitelerinin çalışma prensibi gibi ama size bir web sitesi değil de genelde JSON formatında bir bilgi döndürülüyor. Eğer JSON formatını daha önceden görmediyseniz hemen göstermeye çalışayım. JSON format diye aratayım sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece hani neye benzediğini göstereceğim. JSON formatı şuna benziyor arkadaşlar. İlla bunu döndürecek diye bir şey yok. Tek satır bir şey de döndürebilir ama genelde hani bize işleyeceğimiz ve kullanıcıya göstereceğimiz ya da bunlarla birlikte bir işlem yapacağımız bir bilgi yığını döndüren endpoint'ler, bilgi yığını döndüren URL'ler gibi düşünebiliriz API'leri. Örneğin burada verilen örnekte Facebook tarafından döndürülen bir JSON bilgisi görüyoruz. İşte IDC ismi, görsel linki vesaire gibi farklı bilgiler döndürülmüş. Şimdi çok uzun üzerinde durmayacağım. Dediğim gibi buraya kadar geldiyseniz mutlaka biliyorsunuzdur ama eğer bir şekilde direkt bunu izliyorsanız web sızma testlerini ya da mobil uygulama sızma testlerini baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Etik olma kursunu almadıysanız onu izlemenizi tavsiye ederim burada anlatılan şeyleri anlayabilmek açısından. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Peki biz ne yapacağız? Burada dediğim gibi API'ler aslında güvenli ya da güvensiz şekilde tasarlanabilir. Kullanıcıların görmediği endpoint'ler, kullanıcıların görmediği adresler olduğu için bazen güvenlik önlemleri gözden kaçabilir. Ama tabii ki kullanıcılar görmüyor diye gerçek bir sıkıntı olmayacak manasına da gelmiyor. Çok kısa bir neden bahsettiğimi göstereyim. Örneğin udemy.com'a gideceğim. Şu an Udemy'nin ana sayfasındayım. E, ve kendi hesabımla giriş yaptım. Sizin bunu yapmanıza gerek yok. Tamamen hani API'ler nasıl çalışıyor onu göstermek için gösteriyorum. Şu ana sayfada bazı şeyler çıkmış. Öneriler çıkmış ki e, burada kendi eğitimlerimi de görüyorum. Burp Suite aracımızla buradaki aslında isteğimi intercept edeceğim yani isteğimi yakalayacağım eğer burp suite nedir bilmiyorsanız hiçbir şey izlemeden yine direkt bu bölüme geldiyseniz bir şekilde merak etmeyin kısaca da olsa bahsedeceğim ve fark ettiyseniz şu anda kali linux içerisinde de değilim hani kendi bilgisayarımda mac içinde gösteriyorum mac içinde windows içinde kali içinde yapılabilecek her yerde yapılabilecek işlemlerden konuşacağız bu bölüm boyunca o yüzden buradan gösteriyorum. Sonrasında anlatacağım ne yaptığımı merak etmeyin. Şu anda tek bilmeniz gereken şey şu. Ben herhangi bir yere tıkladığımda benim yapmaya çalıştığım işi Burp Suite yakalayacak. Örneğin kendi eğitimime tıklıyorum. Şu anda eğitime Gitti. Bunu yakalayabilmemiz için e, burada proxyyi etkin hale getirmemiz gerekiyor. Ne demek istediğimi söyleyeceğim size ve isteği tekrar atmamız gerekiyor. Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsanız tekrar dediğim gibi hiç problem değil. Sadece şu anda API'nin ne işe yaradığını göstermek için bunu yapıyorum. Ve sol üstte şunu görüyoruz. Bir get isteği atıyoruz ve get isteğini şu URL'ye attığımızı görüyoruz. Bu bir API değil. Bu bir normal URL. Course tire the complete mobile ethical hacking course vesaire diye URL'ye bir istek yapıyoruz aslında. Fakat tabii ki de Udemy de API'leri bu oldukça fazla bir şekilde kullanıyor. Örnek vermek gerekirse Intercept'i kapatalım. Şuraya geri dönelim. Buradaki proxyyi de kapatalım. Dediğim gibi burada ne olduğunu bilmiyorsanız hiç önemli değil. Udemy.com'u tekrar refresh ediyorum. Birazdan ne olduğunu size göstereceğim. Burp'ü tekrar açıyorum. Burada da yakalamayı tekrar açıyorum. Ve bu sefer sıfırdan, baştan bir istek atıyorum. Şimdi istek attığımda yakalandı. Ve bakın bu sefer bir API isteği olduğunu görüyoruz, bir API isteği olduğunu görüyoruz. Direkt URL e yönlendirmiyor, öncesinde bir API'ye yönlendiriyor. Büyük ihtimalle, hani bizim kim olduğumuzu, ne yapmaya çalıştığımızı, işte o sayfaya gittiğimizde nasıl bir şeyin gösterileceğini, landing page'in gösterileceğini vesaire, bu API'den gelen bilgiler doğrultusunda aslında karar veriyor. Örneğin farklı ülkelerde farklı fiyatlar vesaire gibi. Udemy kendi içerisindeki tekniklerini bu API aracılığıyla sağlıyor gibi gözüküyor ama gördüğümüz gibi API 2.0 diye bir API'leri var. Buradan bir istek atılıyor ve buraya bir cevap döndürülüyor. Şimdi bu istek tabii ki hem web'de kullanılabilir hem mobilde kullanılabilir ve eğer ki bu API içerisinde bir güvenlik sıkıntısı varsa hem web açısından hem mobil açısından sıkıntı oluşturacaktır bizim için. Fakat tabii ki biz Udemy üzerinden yapmayacağız buradaki örneklerimizi. Biz nereden yapacağız? Biraz önce gösterdiğim WAPI denilen bir şey üstünden yapacağız. O yüzden buradaki intercept'i kapıyorum. Sonrasında buradaki browser'ımdaki proxy'yi de kapatıyorum. Ve e, hatta bunu da kapatabilirim. Direkt GitHub'a geri dönüyorum. Bu API güvenliği ile ilgili birçok kaynak aradım ben ama bir arkadaş oldukça güzel bir kaynak hazırlamış. Root Task adı kendisini tanımıyorum. Tuşar Kulkarni diye tamamen GitHub'da denk geldim ve bunu görünce dedim ki ya süper bunu çözelim hem de eğitime ekleriz diye. Açıkçası daha sadece ilk şeye baktım. İlk çözüme baktım. Yani ilk challenge'a baktım. 10 tane challenge var içerisinde. Neden 10 tane challenge var? Şimdi bizim OWASP Top vardı hatırlarsanız. OWASP Top 10 diye aratırsam zaten çıkacaktır. 2021'de güncellendi ve bununla ilgili de eğitimlerimizi vesaire her şeyi güncellemiştik. OWASP Top 10 şu işe yarıyor. OWASP bir kere kendisi hani proje olarak nedir onu söyleyeyim ee, bu oas interneti daha güvenli hale getirmek için daha standartize hale getirmek için oluşturulan bir vakıf aslında ve e, tamamen open source ilerliyor ve işte bağışlarla e, farklı farklı kaynaklarla ilerliyor para kazanma amacı olmayan bir kuruluş ve web üzerindeki farklı farklı açıkları buluyorlar ve en güçlü 10 açık, en çok görülen daha doğrusu en yaygın 10 açık nedir? Bunu 2-3 senede bir güncelleyip bizimle paylaşıyorlar. Hatta 3-4 senede bir biz de bunlardan faydalanıyoruz ki eğitimler içerisinde zaten hani Juice Shop gibi o wasp'ın kendi araçlarından da faydalanıyoruz. Şimdi Web'deki açıkları incelerken da artık API'ler ve web'i ayırmaya başladı. Çünkü sadece API'ler web'de kullanılmıyor ve farklı mekanikleri içerisinde mevcut. O yüzden OWASP Top 10 daha haricinde bir de OWASP'ın Top 10 API açıkları da var. Şimdi şöyle aratalım bakalım onu bulabilecek miyiz? OWASP API Top 10 diye aratalım. Şu şekilde aratıyorum. Ve... OAuth API security diye bir şey çıkıyor karşımıza. E bunu direkt açıp bakabiliriz. Doğru şey mi bulduk diye. Aynen. E API security'den bahsediyor, ne olduğunu vesaire burada anlatıyor ve hepsi için yine Hani daha önceki Tapten web tarafında karşımıza çıkan açıklar gibi farklı farklı açıklar olduğunu söylüyor. İşte user authentication kullanıcı doğrulama ile ilgili sıkıntılar, fazla veri aktarımı, fazla veri göstermesi ile ilgili sıkıntılar vesaire gibi. Şimdi tabii ki bunlar da değişiyor arkadaşlar seneden seneye. 3 senede 4 senede bir güncelleniyor ama genelde hani listeler hemen hemen aynı kalıyor. Bir de ilk Tapten'e girmeyip 11. olan bir de olabilir tabii ki. Açık da olabilir. E, o da çok önemli oluyor hala bizim için. Kısacası anlatmaya çalıştığım şey bu root task dediğimiz arkadaş e, bu taptan açığa bakarak 10 tane e, açık bulunduran bir CTF hazırlamış. Ben de bunu kendi kitabıma forkladım kendisinden alarak. Neden forkladım onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaş da devamlı bunu güncelliyor. Hani en azından benim çektiğim videoya kaydettiğim hali sizde bir olsun. E olur da değiştirir buradaki challenge'ları zorluk yaşamayın diye. Yani kısacası isterseniz root task vapi adresine gidebilirsiniz. Ya da ben kendi repolarım içerisinden göstereyim e github.com/atılsamancoğlu/vapi adresine gidebilirsiniz. Zaten root task'tan forkladığımı hani bunu kendim yazmadığımı burada da belirtiyorum. O sebeple e, buradan da indirebilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu. Kod kısmına basmak. Hangi bilgisayarda bu işlemi yapacaksanız birazdan yapacağımız işlemleri kod kısmına basmak ve isterseniz daha önce eğitimlerde öğrendiğimiz gibi git klonla bunu almak ya da download zip deyip direkt bütün klasörü indirmek herhangi bir yere kaydedebilirsiniz. Örneğin masa üstüne kaydedebilirsiniz. E zip şeklinde indirecektir. Zipten çıkartıp klasör haline getirebilirsiniz. Kullanılmasını vesaire göstereceğim. Şimdi bunu yapıyoruz. Ama biz bunu kendi bilgisayarımızda kurmayacağız arkadaşlar. Tamamen elimizde dursun diye indiriyoruz. Bunu bir sunucuda kuracağız ve o sunucu üstünden saldırılarımızı vesaire yapacağız. Onların nasıl yapacağımızı bir sonraki derste göstereceğim. O sebeple burada duruyoruz. Bir sonrakinde devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir önceki dersimizde benim GitHub'ımdan API'nin, WAPI'nin daha doğrusu kodlarını indirmiştik. Ama aslında bahsettiğim gibi bunu bilgisayarımıza kurmayacağız. Bir sunucuya kuracağız. Gerçek bir web sitesi ya da gerçek bir API gibi çalışacak. Gerçek bir API olacak sonuçta ve ona saldırıları yapacağız. Çünkü iç ağda yapacağımız işlemlerde tam istediğimiz sonucu alamayabiliriz burada. Şimdi o sebeple bir şunu göstermek isterim. Bunu zip'ten çıkartabilirsiniz artık Winzip, Winrar neyiniz varsa hani herhangi bir şekilde çıkartıp klasöre getirmeniz gerekiyor. Sonrasında direkt zip dosyasını da silebilirsiniz isterseniz. Klasöre çift tıkladığımızda aslında içindeki bütün dosyalar işte bütün kodlar her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Fakat bunu bilgisayarımıza indirmemizin sebebi, ben dedim ya bunu biz aslında sunucuda çalıştıracağız diye. Bu CTF çözümleri sırasında bize ihtiyaç olabilecek, ihtiyaç duyabileceğimiz bazı kaynaklar paylaşılmış. Resources diye. API 2 ve API 3 için yani ikinci ve üçüncü çözeceğimiz problem için bize burada farklı kaynaklar paylaşılmış. O sebeple de bunları açıkçası kullanmamız iyi olacaktır. Bir de Postman dediğimiz bir klasör var. Burada Postman'in ne olduğunu bilmiyorsanız öğreneceğiz. Postman ile ilgili de iki tane JSON'ımız var. Bunları da kullanmamız gerekecek. O sebeple bunu bilgisayarımıza indirdik. Ama esas yapmamız gereken şey bunu gidip aslında bizim bir sunucuya kurmamız ve gerçek bir web sitesi gibi bunu çalıştırıp hemen pen testimize o şekilde başlamamız. Şimdi bunu nasıl yapacağımız burada anlatılıyor. Ama tabii ki bunu yapabilmek için bizim bir sunucuya ihtiyacımız var yani gerçekten bir bilgisayara internete bağlı bir sunucuya ihtiyacımız var. Bir hosting'e ihtiyacımız var. Şimdi bunu ben Digital Ocean denilen siteden yapacağım. Nasıl olduğunu göstereyim. digitalocean.com. Bu bir sunucu satın alabileceğiniz bir site. Aynı Amazon gibi hani AWS gibi, Heroku gibi ee, o tarz bir servis. Neden burada alıyoruz? Çünkü biliyorsunuz bunlar hep ücretli. Digital Ocean da ücretli. E, ee, açıkçası şunu da baştan söyleyeyim. Bunu kurmak için mesela kredi kartı bilginizi vesaire her halükarda isteyecek Digital Ocean. Ama güzel tarafı şu bize en başta hani 25 dolar, 50 dolar hatta 100 dolara varan bir kredi veriyor Digital Ocean. Bu krediyi alabilmeniz için de ben kendilerinden bir link rica ettim. O linki de bu dersin kaynaklarında paylaşacağım. Bu dersin kaynaklarındaki linke tıklayarak Digital Ocean'dan kayıt olursanız eğer size işte 25 dolarlık, 50 dolarlık bir kredi verecek. E zaten bizim bu sunucuyu kurup denememiz için ihtiyaç olan tutar 5 dolar. O sebeple de bu bize yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi ben Digital Ocean'ın bir şeyi değilim hani tanımam etmem. E, o yüzden de yani bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ücretsiz bir sunucunuz varsa hali hazırda kullandığınız onun içerisinde de bunu kurabilirsiniz. Ama tabii bu güvensiz bir API sonuçta. Hani, <laughs> güvensiz bir sistem kuracağız. O yüzden apayrı bir yerde kurmayı her zaman tercih ediyorum. Ben sonra da kapatıyorum kredi kartı bilgilerinizi de ister işte ilk kayıt olurken hatta örnek olması açısından 1 dolarlık bir çekim de yapar sonra genelde geri yatırıyorlar onları hani en baştan bunları söyleyeyim o yüzden istemiyorsanız eğer kayıt olmayın istemiyorsanız not alarak devam edin bu bölüme ya da kendi bir sunucunuz bir şeyiniz varsa oraya koyabilirsiniz şimdi bu ama ben Digital Ocean'da yapacağım. Ve buraya kayıt olmak hani size attığım linke tıklayıp sign up'a tıklarsanız sizden tabii ki işte isminizi, soy isminizi, kredi kartı bilgilerinizi vesaire isteyecektir. Standart şeyleri isteyecektir yani. Bunu kayıt olduktan sonra sizi panelinize götürecektir. Kayıt olma işlemlerini o sebeple göstermiyorum. Panele geldikten sonra ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi panele geldikten sonra sol tarafta projeler var. Eğer ki hiçbir proje gelmediyse genelde adınızla oluşturduğunuzda işte bana mesela Samancıoğlu nokta atıl diye kendiliğinden bir proje oluşturdu. E, new Project'e tıklayarak yeni bir projede oluşturabilirsiniz. Hatta onu beraber yapalım. Yeni proje oluşturmaya tıklıyorum. Buradaki tabii ki görseller menüler değişebilir ama yeni bir proje oluşturacak şeyimiz her zaman olur. E, i̇smi önemli değil, bunu sadece siz göreceksiniz. Ben işte VAPI e, Test gibi bir isim veriyorum. Çok fark etmez. Neden bunu kullanıyorsunuz diyor? Fark etmez. İşte deniyorum Ocean'ı vesaire diyorum ve projemi oluşturuyorum. Daha öncesinden herhangi bir kaynak maynak gerek yok diyorum. Her şeyi baştan yapacağız. Şimdi baştan yapmak için buraya bir makine oluşturmamız gerekiyor. E, bir sunucu oluşturmamız gerekiyor. Bunun da adı DigitalOcean'da Droplet. Şu şekilde görüyoruz. Create a Droplet diyorum ve nasıl bir makine oluşturmamız gerektiğini söylüyor. Tabii ki burada Linux makineler var genellikle zaten hani herhangi bir Linux makinede çalıştırabilirsiniz bu WAPI'yi. Bence Windows'ta da çalıştırabilirsiniz ama ben hani neredeyse Windows Server hayatımda bir iki defa hiç, hiç kullanmadım. O yüzden Linux'ler üstünde kullanacağız. Kali Linux'a alışıksanız eğer Ubuntu veya Debian'ı kullanmanızı tavsiye ederim. yani Fedora da olur. Ama geri kalanlar biraz kafa karıştırabilir. En basiti Ubuntu'dur. Ben Ubuntu'yu kullanacağım. Genelde en son versiyon direkt seçili gelir burada. O yüzden sizin bir şey yapmanıza gerek yok. 20.04'müş. Okey. Aşağı doğru iniyorum. Burada en ucuzu neyse onu seçeceğim. İşte 6 dolarlık bir ayda 6 dolarlık bir şey varmış. Zaten bize kredi de verdi. O yüzden bu yeterli olacaktır. Sadece bittiğinde kapatmayı unutmamanız gerekiyor bunu. Ee, buradan Premium AMD veya Intel olması da çok önemli değil. Ee, şimdilik Regular Intel denilen şey 5 dolar bana veriyor. Süper ben bunu seçeyim. En ucuzunu çünkü almam yeterli olacaktır aşağı doğru iniyorum. Bu makine nerede oluşturulsun? Yani Amerika veya Avrupa'yı vesaire seçebilirsiniz ya da işte Singapur vesaire de varmış. Ben hani biraz daha Avrupa yakın olsun diye Amsterdam'ı seçiyorum veya Almanya Frankfurt'u da seçebilirsiniz. Çok önemli değil açıkçası. Ondan sonra aşağı doğru iniyorum ve burada diyor ki SSH2 ile mi bağlanmak istersin yoksa parolayla mı bağlanmak istersin? Parolayla bağlanmayı seçeceğim arkadaşlar. E parola ile bağlanmayı çok tavsiye etmiyorlar genelde. Hani SSH2 ile daha mantıklı oluyor. Size bir dosya veriyor, onunla birlikte bağlanıyorsunuz. Ama biz zaten hani geçici bir süreli bunu açtığımız için parola'yı seçiyorum ben. Burada bir root parolası seçmeniz gerekiyor. Burada yazıyor zaten 8 karakter olmalı. İşte bir büyük harf, bir numara vesaire, special ee, özel karakter kullanıyorsanız en sonda kullanmamanız gerekiyor gibi gibi farklı şeyleri var. O yüzden ben herhangi bir parola giriyorum buraya siz de e, kendinize has bir parola girebilirsiniz. Ondan sonra diyor ki parolanı Allah aşkına diyor doğru düzgün kaydet beni uğraştırma bir daha diyor. Bir tane de sunucu yeterli benim için. Ee, backup gerek yok zaten dediğim gibi kapatacağız buradaki işlerimiz bittikten sonra create droplet diyorum. Süper. Şimdi bunu droplet'ı oluşturduktan sonra e, sunucumuz bizim için yavaş yavaş oluşturuluyor. E, bu sunucu oluşturulduktan sonra e, IP adresini göreceksiniz ve bu IP adresiyle bağlanabilirsiniz. Şimdi burada da bağlanmak için de birkaç tane yöntem var. Nasıl bağlanacağız? E, Kali Linux kullanacaksanız eğer birazdan yapacağımız pen test işlemlerini yaparken Kali Linux içinden zaten çok kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Mac'te, Mac kullanıyorsanız Mac'ten çok kolay bağlanabilirsiniz. Windows kullanıyorsanız Windows'tan çok kolay bağlanmayabilirsiniz. SSH ile PuTTY ile vesaire uğraş, uğraşmanız gerekebilir. E ama nasıl yapıldığını göstereceğim merak etmeyin. Şimdi buraya bakacak olursak bir kere IP adresimiz geldi. Benim için 134 .209 .206 32. Bu artık bizim IP adresimiz. Sizin tabii ki farklı olacaktır. Şunu söyleyebilirsiniz tabii ki ya madem kendin oluşturuyorsun bunu açık bırak. Biz de bunun üstünden yapalım testleri ne diye. Hani Ocean'la bizi uğraştırıyorsun diye. E bu olabilir tabii ki ama birincisi hani herhangi bir serverda güvenli olmayan kodları bırakmak çok içe sinen bir durum değil. İkincisi burada yapacağımız işlemler sunucu içerisinde değişikliklere sebebiyet verebilir. Akıllının biri girip sunucumuzu hackleyip tamamen buradaki işlemleri değiştirebilir bu sefer çözemez hale gelebilirsiniz. O sebeple hani en baştan sizin bunu oluşturmanız daha mantıklı olacaktır diye düşündüğüm için sunucu oluşturuyoruz arkadaşlar. Yoksa hani ayda 5 dolar vermeyeyim kapatayım diye değil e, yapacak bir şey yok. Ve bunu da canlı olarak denememiz gerekiyor. Şimdi e, eğer ki dediğim gibi Kali Linux kullanıyorsanız ya da Mac kullanıyorsanız buna ulaşmamız çok kolay. IP adresini bilmemiz yeterli. Nasıl kolay bir göstereyim hemen. E, terminalimizi açmamız gerekiyor. Mac'te Command ve Space tuşuna basıp Terminal yazıp Enter'a basabilirsiniz açmak için. E, Kali'de zaten biliyorsunuz. SSH kullanarak SSH root at deyip Bizim IP adresimiz neyse onu yazmamız yeterli olacaktır. Hem Kale'de hem Enter'a basabiliriz. İşte yes mi no mu diye soruyor. Yes diyebiliriz ve biraz önce girdiğimiz parolayı soruyor kısacası. Bunu da biraz önce girdiğiniz parolayı unuttuysanız unutmayın. Orada da diyordu hatırlayın diye. O parolayı girdikten sonra girerken göstermiyor. Enter'a basmanız yeterli ama herhalde yanlış girdim. Ee, şöyle tekrar deneyeyim. Tekrar giriyorum parolayı Enter'a basıyorum ve bakın artık sunucunun içerisine girdi. Clear çalıştırırsam ve if config çalıştırırsam e, if config bile yokmuş sunucunun içerisinde ama e, yükleyebiliyormuşuz apt install net tools yapayım sizin yapmanıza gerek yok bu arada sırf hani göstermek için sunucu içindeyim. Hani kendi bilgisayarım içinde değilim. Bunu göstermek için bunu yaptım. Ifconfig çalıştırırsam bakın eth0'a bakacak olursak biraz önce girdiğimiz IP adresi gözüküyor. Yani şu anda ben bu terminalin içindeyken aslında bilgisayarıma değil o server'a bağlanıyorum ve mesela ls veya PWD çalıştırdığımda direkt o sunucunun bilgileri geliyor benim Macbook'umun bilgileri gelmiyor. Peki geri dönüyorum Windows'taysanız ne yapabilirsiniz? Birincisi Windows'taki SSH Client'ları araştırabilirsiniz hani SSH e, şu şekilde göstereyim. Google'a girip Windows SSH e, Connection diye aratırsak eğer karşımıza Putty diye bir şey çıkıyor biraz önce bahsettiğim putty dediğimiz bir araç çıkıyor. Putty'yi kullanarak herhangi bir şekilde şeyi yapabiliyorsunuz arkadaşlar. SSH bağlantısı kurabiliyorsunuz. Putty şuradan göstereceğim. Herhangi bir şeyi almaya çalışıyorum. Putty'nin görüntüsünü göstermeye çalışıyorum size. Puti'yi açtığınızda burada da görüntüsünü göstermemiş ama herhangi bir yerden Putty'yi indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Yine IP adresini giriyorsunuz. Port için 22 girmenize gerek var ama yoksa girmenize gerek yok. Yani girmeseniz de olur ama mutlaka soruyorsa 22 girebilirsiniz. Bir de parolaya giriyorsunuz ve sizin için bunu açıyor. Putty'nin nasıl gözüktüğünü esas göstermek istiyordum ama şöyle bir Putty diye aratalım ve bu şekilde göstermeye çalışayım. Aynen şurada görüyoruz. E, Putty bunun gibi bir aslında bağlantı aracı. E, siz açtığınızda host dediği IP adresini yazıyorsunuz. Kendi sunucunuzun IP adresi neyse. E, Connection Type'den SSH'i seçiyorsunuz. Zaten portu otomatik 22 olarak güncelliyordur zaten. Ve sonra bağlanıyorsunuz. E sizden parola sorduğunda da o paralayı giriyorsunuz. Bu şekilde SSH bağlantısını Windows üzerinden böyle yapabilirsiniz. Yaptığınız zaman size yine bir terminal verecektir. Ama eğer ki bir şekilde PuTTY'yi bulup yükleyemezseniz ya da putty artık ismini nasıl okumak istiyorsanız, buradan direkt aslında Digital Ocean içerisinden de bir bağlantısı olması lazım. Bakın Access Console diyor. Şuradaki 3 noktaya tıkladığımızda menüler içerisine Access Console diyor. Buna tıkladığınızda sizin için e, şu şekilde bir droplet konsolu açılıyor. Ve launch dediğinizde arkadaşlar direkt webin içerisinden bir terminal veriyor size. Bu terminal içerisinden de işlemlerinizi tabii ki yapabilirsiniz. Ama tabii ki burada kendi bilgisayarınız içerisinden yapmanın kolaylığı daha farklı. Yani direkt kodu yazıyorsunuz oluyor. Yani web içinden de yaptığınızda direkt böyle bir terminal veriyor size. Çok da farklı bir şey vermiyor açıkçası. Ha oradan yapmışız, ha buradan yapmışız. Onu da söyleyebilirsiniz. Doğrudur. Ama velakin birçok arkadaşımız kendi terminalinden bunu yapmayı daha kolay bulacağı için bunu göstermek istedim. Eğer pati yüklemek istemiyorsanız, işte Windows'ta çalışmak istiyorsanız, beni Linux'le, Mac'le vesaire uğraştırma diyorsanız, webde gösterdiğim seçeneği de tercih edebilirsiniz. Eğer Kali'de veya Mac içerisinde çalışıyorsanız, direkt bu şekilde SSH root at vesaire yazarak da bağlanabilirsiniz. E bütün eğitimi Kali ile yapıp niye şimdi Mac Kali Windows üçgenine geçtik diye düşünüyorsanız da bu eğitimi, bu bölümü tamamlayabilmek için hem Postman dediğimiz bir aracı hem de Burp Suite'e ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle Postman'i Kali'ye yüklemekle uğraşmayıp kendi bilgisayarına indirmek isteyen arkadaşlarımız olabilir ki projelerinde de sonraki projelerinde de kullanmak isteyebilirler. O sebeple hani ana bilgisayarımda gösteriyorum yoksa Kali Linux içerisinden de birazdan yapacağımız her şey yapılabilir. O sebeple kendi bilgisayarımdan gösteriyorum. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Sunucuyu hazır kurmuşken şu WAPI'yi de gerçekten sunucu içerisine yükleyelim ve bir web sitesi gibi nasıl kullanabiliriz ona bakalım bir sonraki dersimizde. Arkadaşlar merhaba. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sunucuma bağlandım. İster Mac'ten, ister Linux'tan, ister Windows'tan, ister direkt web'den bağlanın yeter ki hani içinde komut çalıştırabilir hale gelin. Bu arada bazen terminalden bağlandığınızda bağlantınız kesilebilir. Yani olan şeyler çok önemli değil. Şu anda mesela ben bağlı olmama rağmen herhangi bir şey yazamıyorum terminalde büyük ihtimalle bağlantım kesildi. Bu tarz şeyler olur. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız eğer, gördüğünüz gibi bağlantınız kopabilir, hiç kopmayabilirdi. E terminali kapatıp tekrar baştan biraz önce çalıştırdığımız komutu çalıştırmamız yeterli. E size tekrar parola soracaktır. E onu da girersiniz nasıl olsa parolayı kendiniz belirlediniz. Tekrar komut çalıştırabilir hale gelirsiniz. Süper. Şimdi Dönüyorum en başa, yani benim kitabıma. Burada nasıl yükleneceği bize gösteriliyor. Bir kere diyor ki, işte requirements, php olmalı, mysql olmalı, postman bilmem ne falan bunların hepsi zaten sunucu üstünde olacak, bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Kendi bilgisayarımıza postman ve burp, burp suite'i yükleyeceğiz ama onun dışındakileri zaten sunucuda halledeceğiz. Bir kere bu linki, buradaki GitHub linkini almamız ve bunu bizim aslında sunucumuzun içerisine kaydetmemiz gerekiyor. Bunu tabii ki download zip diyemeyiz. Bu sefer direkt linki alacağım arkadaşlar. Ee, direkt buradan alabilirsiniz ya da buradan alabilirsiniz. Sonuna git koyup şu şekilde. Bunu git klonla indireceğim. Sunucuma indiriyorum ama kendi bilgisayarıma değil. Sunucuya indirirken de e, nereye indireceğimiz de tabii ki önemli olacak. Ben şunu öneriyorum genelde. Şu anda bakın, PWD yaptığımızda genelde root klasörü içerisinde oluyoruz. Root'tan çıkacağım, CD nokta nokta yapıp, ls dediğimizde burada var klasörüne gidebileceğiz artık. Ya direkt şöyle de yazabilirsiniz, CD var www html şeklinde. Şimdi bakın, böyle bir şey yok diyor. Daha doğrusu varı tabii şöyle yazabilirsek tekrar. Bakın yine yok diyor. Peki biz bunu biliyoruz aslında. hacker olma kursunda falan da görmüştük. Yani bu klasörün olması gerekiyor. Neden? e Apache sunucumuzda hani web sitesini buraya koyuyorduk hatırlarsanız. Ve direkt bunu çalıştırıyorduk. Demek ki bunda Apache yok. Bunu bir görelim bakalım. CD var diyelim. LS diyelim. www diye bir şey hiç çıkmıyor bunun içerisinde. Demek ki Apache servisi yok zaten. Service. Apache 2 status diyelim mesela Apache 2 diye bir şey yok diyor. Süper. O zaman ne yapacağız? Clear diyorum. E, apt install Apache 2 diyeceğim ve bu benim için bunu yükleyecek. Yes diyorum. Şimdi web servisimizin yüklenmesi iyi olur. Ama ben bunu yaptığım gibi bir ton hata verdi. Büyük ihtimalle internet bağlantılarında bir sıkıntımız var bunun için şunu deneyeceğim ping google .com yapalım bakalım bir ping atabiliyor muyuz atabiliyoruz benim sunucumun internete bağlantı var ki zaten olmasa ben nasıl gireyim içeriye demek ki şunu yapacağız apt update fix missing bunu çalıştırabiliriz bu hem apt'i update edecektir güncelleyecektir hem de eksik bir şey varsa fix missing dediğimiz yanlış bir e, paket varsa onları da yükleyecektir bizim için. Tekrar bir e, apt update çalıştıralım. Bakalım olmuş mu? Herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Aynen yok. Şimdi tekrar deneyelim. apt install apache2 diyelim. Yes diyorum tekrar. Büyük Y yapıp Enter'a basıyorum. Ve bu sefer benim için her şeyi indiriyor. Süper. Şimdi tabii ki siz başka bir sunucu kullanıyor olabilirsiniz. Belki orada zaten direkt hani Apache yüklü olabilir ama olmadığında ne yapmanız gerektiğini böylece görmüş olduk. Şimdi yine varın içerisindeyim. Değilseniz cd var deyip şu şekilde var içerisine girebilirsiniz. ls dediğimizde artık www geliyor. Yani cd www html yapıp ben buraya gelebilirim ve indekse HTML'imi görüyorum. Çünkü Apache yüklendiği gibi buraya benim için oluşturulmuş. Hani direkt burayı yükleyeceğim. Hani ondan buraya geldim. Yani git clone deyip biraz önce kopyaladığım satırı direkt buraya yapıştıracağım ki e, sonra bir daha uğraşmayayım. Direkt web servisimde dursun bunlar. Bunun içerisinde kullanırız. Şimdi bunu yaptığımda e, artık Direkt git clone yaptığım için bütün kodları var e, www.html içerisine yüklemiş olması gerekiyor. ls dersem eğer wapi klasörünün burada olduğunu görüyorum. cd wapi dediğimde e, bakalım. Gördüğümüz gibi biraz önce hani kitapta karşımıza gelen şeyler buraya çıkıyor. Şimdi clear dedim. Ne yaptık? Sadece git clone yaptık ve e, wapi'yi buraya yükledik. Yani sunucunun içerisine yükledim. Şimdi nasıl yükleneceğini bilmiyor olabiliriz. Direkt burada zaten bize anlatılıyor. Docker kullanarak yüklemek sadece bir satır. O yüzden Docker kullanarak yükleyeceğim bunu doğal olarak. Eee Dockerize edilmiş. Yani direkt Docker kullanarak kurulabiliyorsunuz sunucu bizim için. Mükemmel bir şey. E, o sebeple de bunu bir Docker compose up -d çalıştırmamız yeterliymiş. Zaten buradan direkt kopyalayıp yapıştırabiliriz. Daha önce Docker kullanmış olmanıza gerek yok. Sadece bu klasör içerisinde çalıştırdığınızdan emin olmanız gerekiyor çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi diyor ki e, abicim diyor Docker compose yok senin sunucunda diyor. Çok güzel. Öncelikle apt install docker çalıştırıyorum. Docker'ı bir yükleyelim bakalım. Yes diyorum. Bir de Docker compose'u da ayrı yükleyeceğiz herhalde. apt install docker compose diyorum. Tekrar enter'a basıyorum. 363 MB indirecekmiş bayağı bir indirecek bu biraz zaman alabilir e, sunucularda tabii ki direkt sunucuda üstünden yaptığımız için bu işlemi e, sunucu hızlı olacaktır yani bağlantısı kuvvetli olacaktır e, hızlıca bunu indirecek diye düşünüyorum ve sonrasında tek yapmamız gereken onu çalıştırmak o docker komutunu tekrar kopyalayıp çalıştırmak olacaktır böylelikle e, direkt sunucuyu bizim için kuracak. Nasıl kuracak? Bütün dependency'lerini artık neye lazımsa MySQL'inden bilmem nesine kadar ilk çalıştırdığımızda kendisini otomatik olarak indirmesi gerekiyor. Ha bir sıkıntı çıkarsa ona bakacağız şimdi beraber. Tekrar o yüzden ee, Docker compose up -d bunu çalıştırıyorum ve bakalım ne olacak. Şimdi gördüğünüz gibi hemen başladı. MySQL'i indirmeye başladı. Yani ne lazımsa Buraya dependency olarak bunları buluyor, getiriyor ve e, bizim için kuruyor. Bu biraz uzun sürebilir arkadaşlar. Sonuçta sıfırdan bir şeyler kuruyor. Bakın www build ediyor bilmem ne vesaire. E, Hepsinin en son versiyonunu kendisi ayarlıyor. Ve bizim için her şeyi ayarlayacak. Mesela PHP ile ilgili muhtemelen sunucunun içinde PHP ile ilgili hiçbir şey yoktu. Hepsini indiriyor bizim için. Docker o yüzden oldukça kolay. Ha, bir şekilde şunu diyorsanız ya benim sunucum var, Docker'ı kurmak istemiyorum falan hani manuel kuramaz mıyım? Bunu kurabilirsiniz tabii ki. E, manuel kurumla ilgili de burada şeyler var. E, i̇şte Git klon yaptıktan sonra işte mesela SQL'i kendiniz import etmeniz lazım. SQL'in eee credential'larını kendiniz değiştirmeniz lazım. SQL'i çalıştırmanız lazım. E, PHP kullanma, kullanıp bunu açmanız lazım falan filan. Ama bunları bilmiyorsanız eğer web geliştirici değilseniz bilmek zorunda değilsiniz. dümdüz Docker'ı çalıştırarak yine bunu başarıyla tamamlayabilirsiniz. Bu dediğim gibi biraz uzun sürebilir. O sebeple ben videoyu duraklatacağım. Burası bittikten sonra tekrar başlatacağım. Evet, yükleme benim için tamamlandı. Çok da kısa sürdü açıkçası ama bakın bir hata aldık. Hata aldığımızda iyi oldu. Böylece Sizde nasıl çözüleceğini görürsünüz. Tam ekran yapayım. E diyor ki 80 portuna bağlanamadım. Çünkü 80 portunu kullanan başka bir şey var diyor. Muhtemelen bizim Apache servisimiz kullanıyordur. E o sebeple bir onu çözmemiz lazım. Şimdi bunu bir clear yapacağım ama sanırsam yine Bağlantımı kaybettim birkaç dakika bir şey yapmayınca bunun üstünde sanırsam bağlantımızla ilgili sıkıntılar ortaya çıkıyor fark etmez sonuçta nerede kaldığımızı biliyoruz e, 80 portunu kimin kullandığını bulup işimizi çözeceğiz tekrar ben bir buraya bağlanmaya çalışacağım yeni bir tab açayım yeni bir terminal açayım belki sizde bağlantı hiç kesilmemiştir zaten. Ee, bakın burada bağlantı kesildi. Yeni terminal açmaya da gerek kalmadı. Direkt buradan yapalım. Tekrar SSH root'u çalıştırıyorum. Tekrar parolamı veriyorum. Ve e, bağlanıyorum. Birazdan yine hemen cd var www.html e gideceğim ve ls çalıştırdığımda vapi burada olduğunu göreceğim. Şimdi burada docker'ı çalıştırdık ama bağlanamadık. Çünkü neden e, 80 portunu biri kullanıyor. Hangi portu kimin kullandığını görmek için şunu çalıştırabilirim. lsof lsof komutunu çalıştırıyorum ve iye şu şekilde yazıyorum. Bakın lsof ve e, tire i 2 nokta üst üste 80. Bunu çalıştırdığımda 80 portunu kimin kullandığını görebilirim. Gördüğümüz gibi Apache kullanıyor zaten. E bunu kaldırmamız lazım ki e doğru düzgün benim apimde kullansın bunu ve e hemen ve başlatılsın servisimiz. Bunu kaldırmak için kill yani öldür yazım şu PID yani proses ID'lerden bir tanesini yazmamız yeterli olur diye düşünüyorum. 34 28'i mesela öldürelim. Sonrasında tekrar Elosof'u çalıştıralım ve bakın şu anda hiçbir şey çıkmadı. Bunu öldürdüğümüzde diğer ikisi de zaten otomatik olarak ölmüş oldu. Şimdi ne yapacağım? E, bir daha baştan çalıştıracağım. Yani şu Docker Compose Up D'yi tekrar buraya yapıştıracağım ve benim için çalıştıracak. Şimdi tekrar baştan her şeyi indirmeyecek. Sadece çalıştıracak. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir problem olmadan çalıştırdı. Bu ne demek? Şu anda bizim API'mizin çalışıyor olması lazım. IP adresimize yine bakalım. If config diyelim. E, 172 değil de kaçtı? 134, 209, 206, 32. Bu tabi benim IP adresim. Sizin için başka olabilir. Bu IP adresine Gidecek olursam herhangi bir bilgisayardan artık gördüğümüz gibi e, çalışan bir web sitemiz var. E, PHP Laravel ile yazılmış bu API. O sebeple direkt Laravel'in sitesi karşımıza geliyor. Bunu değiştirebiliriz ama değiştirmemize gerek yok. Bizim gitmemiz gereken yer slash vapi. Buraya gittiğimizde direkt vapi'nin dökümantasyonuna gidiyoruz ve CTF'imize başlayabilecek hale geliyoruz. Gördüğümüz gibi 10 tane burada farklı yer var. 10 tane challenge'ımız olacak. Bunları çözmeye çalışacağız biz de zaten bu bölüm boyunca. Aynı zamanda tabii ki bu API'yi çözebilmek için buradaki CTF'leri çözebilmek için 2 tane programa ihtiyacımız var. Dediğim gibi biri Burp Suite, biri de Postman. Bunlar nedir, nasıl indirilir? Hemen onlara bakacağız bir sonraki dersimizde.